Değerli müşterimiz, 30 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Günaydın arkadaşlar, günaydın sevgili yatırımcılar. Herkese güzel bir Perşembe günü diliyorum. Bugüne başlarken global piyasalarda sakin bir seyir var. Düne baktığımızda ABD'de dördüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı. Beklenenlere paralel bir rakamdı ama özellikle kişisel tüketim kısmı aslında biraz daha beklenenden daha yüksek geldi. %2,7 büyümesi beklenirken %3 büyüdü. Genel olarak da bu piyasalara yardımcı oldu diyebiliriz. Evet, Amerikan ekonomisi gerçekten şaşırtmaya devam ediyor. Tarihi yüksek seviyelerdeki faiz oranlarına rağmen oldukça iyi bir büyümeyle tamamladılar 2023'ü. 2024'teki ilk işaretlerde henüz bir ciddi bir yavaşlamanın olmadığı ki biliyorsunuz beklenti Haziran ayı itibarıyla Fed'in de faiz indirimlerine başlaması yönünde. Bugüne baktığımızda yine kişisel gelir ve kişisel harcama verileri olacak. Saat 3.30'da gelecek olan piyasa bunları takip ediyor olacaktır. Ama son bir haftalık performansa baktığımızda piyasalarda nispeten global piyasalarda daha sakin bir seyir olduğunu söyleyebiliriz. ABD 10 yıllıkları 4.28'lerde, Euro dolarda 1.08. Dün dikkati çeken bir varlık Bitcoin'di. Evet, Bitcoin bizim çok değerli yorum yapmadığımız bir varlık sınıfı ama bir varlık sınıfı olarak da kabul edilmesi gereken bir ürün artık uzun süredir neredeyse 15 senedir var artık fonları bile var ETF'in. Özellikle yeni nesil arasında altından çok daha rağbet gördüğü de kesin. O da 2 seneden sonra ilk defa tekrar dün sert hareketlerle 60 bin doların üzerinde işlem gördü diyebiliriz. Dün bizim açımızdan enteresan bir gündü tabii ki. Damgayı tabii güne Ereğli vurdu. Ereğli gerçekten çok ciddi bir işlem hacmiyle günü tamamladı. Neredeyse ikinci en yüksek işlem hacmi gören hisseden 2,5 katı daha yüksekti. 20 en son göründe 22 milyardı ama günü kaç milyarla kapadı hatırlamıyorum. Tabii ki dün işte bedelsiz haberi ufak da olsa bir temettü vesaire ArcelorMittal'in son satışları derken gerçekten ciddi hareketliliğin olduğu bir gün oldu ama sonuçta günü eksi olarak kapadı. Cemal bir süredir de söylüyor. Temel olarak beğenmek için henüz hisseyi bir sebep yok. Ama orada herkesin konuştuğu ArcelorMittal'in de hisselerinin ciddi şekilde azaldığını artık çok önemli bir hisse sayısının kalmadığını söyleyebiliriz. Orada da herkes tabii ki ArcelorMittal'in satışını konuşuyor ama aslında daha enteresan olan geçen seneden beri satılan bu 350 milyon hisseyi kim aldı? Ben her zaman tabii ki kurumsal taraftaki alıcılara önem veriyorum. Bunlar da işte nispeten yabancılar diye bakıyoruz. Diğer yabancılar ve bizim kurumsal yatırımcılarımız, yatırım fonları ve emeklilik yaklaşık bu hisselerin üçte birini bizim yatırım fonları ve emeklilik fonları almış gözüküyor. Onun dışında gerçekten yaklaşık kabaca 230-240 milyon notu piyasa tarafından alınmış. Önemli bir rakam. Bu da 2018'den beri piyasamızdaki diye değişen dinamiklerin büyük yerli yatırımcıların da piyasada ne kadar etkili olduğunu gösteriyor. Endeks zayıflamaya devam ediyor. 9.400-9.500 arasında ki direnç çalıştı. Daha fazla yeni güç bulamadı yukarıya gitmek için. Çünkü bir süredir sene başından beri baktığımızda da yabancı girişi devam ediyor ama ufak miktarlarda gidiyor. Herkes biraz
Açıkçası herhalde bizim tarafımızda seçimi bekliyor. Dediğim gibi seçimin kendisinin ilk görünürde bir etkisi olmasa bile bizim iç sentimente bir bekle gör politikası her zaman her seçim öncesinde olur. Belediye seçimleri olsa bile. Tabii bu da biraz aslında sonuçları itibariyle orta uzun vadede Türk siyasetini şekillendirecek bir takım siyaset okumalarda olabilir diye düşünebiliriz. Çok konuşulan bir şeylerden bir tanesi, biz de farklı müşterilere gidip konuşuyoruz. Herkesin bir seçim sonrası dövizin yükselmesi beklentisi var. Hem kurumlarda, bireylerde, daha önce yaşanılanların tabii ki bunda çok etkisi var. Geçen seçimde böyle önemli bir tecrübe yaşamıştık. Ama o tecrübeler ciddi şekilde değişmesi için sebep var. Dün dış ticaret rakamları açıklandı. Gerçekten aslında bu yeni ekonomik programın ulaşmasına hedeflediği noktaya doğru ciddi bir yol alıyoruz. Çünkü baktığımızda evet ithalatta önemli bir yavaşlama var. Bunun tabii ki dinamikleri de farklılıkla var ama önemli olan bizim ithalat ihracat farkımızın giderek azalıyor olması. Geçen sene 10 milyar dolarlarla başladığımız açıklar bu sene 6 milyar dolarlara gerilemiş durumda. Bu şekilde devam ettiğini düşünürseniz ya kabaca 72 milyar dolar bir dış ticaret açığı vereceğiz gibi gözüküyor. Bu da geçen senenin 110 milyar dolarına göre oldukça önemli bir rakam. Yani 30-40 milyar daha yurt dışına daha az para ödüyor olacağız. Bu da ülkede kalan para demek. Döviz üzerindeki baskıyı azaltacak en önemli argüman bu. Yani en başta gelen argüman açıkçası bu. Ama yurt içinde dediğim gibi dövize bir talep olduğunu söyleyebiliriz. Merkez Bankası rezervleri kabaca sene başından beri 10 milyar dolar azaldı. DTH'larda da döviz tevdiat hesaplarında da hafif artış görüyoruz. Herkes döviz seçimlere kadar döviz alalım, döviz. Ondan sonra bir hareket olmazsa tekrar TL'ye dönelim gibi kısa vadeli strateji izleyenlerin de olduğunu görüyoruz açıkçası. Burada tabii bunun arkasını besleyen bir takım farklı söylentiler de oluyor. İşte seçim sonrası kabine değişikliği vesaire. Bizde hep bu tip dinamikler olur. Tabii ki bizim hesaplayıp ve göremeyeceğimiz bir şey herhangi bir kabine değişikliği. Kabine değişikliğinde de tek gerçekten umumuzda olan Mehmet Şimşek'in orada olup olmayacağı. O ekip onun dışında Ulaştırma Bakanı değişmiş. Tarım Bakanı değişmiş gerçekten çok fazla piyasaların önemseyeceği şeyler değil. Bu izlediğimiz yeni ekonomik programın devam etmesi, enflasyonun düşmesi ve bizim tahmin ellerimizi tutması için en önemli çıpa olduğunu söyleyebiliriz açıkçası. Bugün de zayıf olmaya devam edebilir. Bugün ayın son günü, ayın son günü. Hem fonlar açısından hem yurt dışı fonlar açısından hem yurt içinde de çeşitli ay sonu kapanışları olabiliyor. Son dakika gördüğünüz fiyatlarla eşleşmedeki fiyatlar arasında büyük farklılıklar olabiliyor. Büyük hacimler olabiliyor açıkçası. Bunlara çok takılmamak lazım. Yani bugün piyasa yine zayıf olup işte 9000'in altını deneyip sonra tekrar toparlamaya çalışabilir. Ama dediğim gibi biz beğendiğimiz hisselerde pozisyonları korumaya devam ediyoruz. Tek dikkat edilmesi gereken bence aşırı şişmiş olan teknoloji hisseleri. Orada onlar piyasadan biraz daha fazla düzelttiler ama teknoloji endeksi denen endeks sene başından beri ikiye katladı. Ve ben bunun için hiçbir sebep göremiyorum açıkçası. O sektörün içindeki hisselerdeki balonlardaki sönmeleri görebiliriz. Önümüzdeki günlerde de çünkü gerçekten orada hiçbir şekilde destekleyecek bir nokta yok. Bir de şirketlerin dün geçen hafta İş Bankası'nda bedelsiz haberini görmüştük. Dün Ereğli'de vardı.
Bugün de Pegasus açıkladı %389. Bu tip haberlerin çok daha fazla önümüzdeki günlerde farklı şirketler için geleceğini göreceğiz. Normalde bedelsiz hisse artırımlarının şirketler için bir değer yaratmadığını biliyoruz. Ancak bizim piyasa tabii ki hisse fiyatlarının daha düşük olmasını tercih ediyor. Daha yüksek fiyatlı hisselerde daha hasacım oluyor. O yüzden o açıdan baktığınızda aslında değişen bir şey yok. Ama belki o tip hisselerde hacmi destekleyici bir faktör olduğunu söyleyebiliriz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize iyi çalışmalar, iyi seanslar. Merhabalar, herkese günaydın. Şirket haber tarafında açıkçası çok bir şey göremedik. Geri alımlar var yine devam eden. Gedik yatırım gibi, MLP Sağlık gibi. Mesela MLP Sağlık her gün 5 milyon TL'ye yakın bir geri alım yapıyor. Tamamlanma oranı %78'e ulaşmış durumda. Enerya, Margün Enerji, Ahlatçı Doğalgaz var. Mesela Doğan Holding yapmış yine 15 milyon TL'lik. Orada da geri alım programı devam ediyor. %44'e ulaştı Doğan Holding. Son dönemlerde arttırdı Doğan Holding geri alımını. O dikkat çekiyor en çok bence içinde. Zaten listeyi yine günlükte yayınlayacağız. Enerji sektöründeki hisselerde bir hareketler var. Yeni halka arzla alakalı olabilir. Biliyorsunuz yeni bir halka arz geliyor 1 milyar dolar büyüklüğünde. Yani o sanki biraz bu enerji hisseleri hareketlendirdi gibi geliyor bana. Özellikle yenilenebilir enerji hisseleri biraz daha hareketli gibi bu aralar. Aydem gibi mesela, Zorlu Enerji yine öyle. Ama şöyle söyleyeyim, genel olarak bizim hani elektrik sektörüyle ilgili çok pozitif, bu sene için çok pozitif göremiyoruz. Çünkü hep de söylüyoruz yani 65-70 dolarlara sıkıştı fiyatlar. Beklentiler de çok yükselmeyeceği yönünde. Yani belki şeyden sonra, seçimlerden sonra hafif bir artış beklentisi de olabilir ama yani genel olarak yıl ortalaması bu seviyelerden çok farklı olmayacak gibi görünüyor. O açıdan da elektrik şirketleri, yani yurt içi ağırlıklı çalışanlar, ki Aksa Enerji hariç hepsi yurt içi ağırlıklı. Yani çok iyi bir sene geçirmeyebilirler gibi görünüyor. Bizim Aksa Enerji beğenmemizin sebebi de her zaman söylüyoruz, yurt dışı ağırlıkta olması zaten. %70 FAVÖK'ü yurt dışından geliyor. O açıdan onu beğeniyoruz. Onun dışında diğerleriyle ilgili görüşümüz ne tür diyebiliriz. Bu kadar. Teşekkürler. Arkadaşlar günaydın. Ayın son gününe girerken özellikle son 2-3 gün piyasada geri çekilmeler görüyoruz. Bu genelde tabii ki olabilen bir şey ama bu acaba risk iştahı azalıyor mu? İşte halka arzlar etkili mi? Ya da bir düzeltme mi? Böyle sorular tabii ki havada uçuşuyor. Ama gün içerisinde endeksteki çok az değişimlerde bile bazı hisselerdeki çok yoğun hareketler açıkçası bu içsel şeyi tedirginlikleri piyasadaki biraz daha arttırdığını görüyoruz. İşlem hacmi yine yüksek 200 milyar TL civarına oturdu. Tüm borsadaki işlem hacmi dün sadece Erdemir'de 23 milyar TL'lik bir işlem hacmi yaptı. Yani yaklaşık olarak da tüm borsadaki işlem hacminin %10'u. Bunu şeye bu bölerse düşünürsek de yaklaşık olarak İMKB 100'e göre bakarsak da İMKB 100'ün de herhalde yaklaşık olarak %18'ini Erdemir oluşturdu. Çok tabii ki bir haber akışı üzerindeydi. Bedelsiz sermaye artırımı bu uzun zamandır yapmadı. Bir de bir miktar bana göre sembolik ama en azından bir işaret olarak da 0,50 TL'lik bir temettü verildi. Verilme kararı alındı daha doğrusu. Şimdi biz orada şunu dikkat çekmekte fayda görürüz. Uzun zamandır piyasada bir bekleyiş var. Yani işte Erdem'i çok geride kaldığı gibi düşünülüyor ve haklı olarak da ne zaman toparlanacak şeyi var. Ve bizim aslında söylediğimiz şu noktalarda artık böyle trade yapılabilir noktalarda bu arada. Yani daha önce tamamen hiç dokunulmaması gereken nokta. Şimdi al sat yapılıp dip oluşturma çabaları içerisinde.
Ama daha önceki yayınlarımızda da hem işte Erdem'in sonuçları açıklandıktan sonraki durumda da belirttiğimiz bir konu vardı. Ben bunu bir kere daha hatırlatmak isterim. Öncelikle hangi fiyattayız ve nereye doğru gidiyoruz ona bakarsak, dördüncü çeyrek sonuçlarını zaten yorumlamıştık. Karlılık düşüktü. Şimdi ilk çeyrekte biraz daha toparlanacak. Artı satış hacimleri bu sene daha yüksek bekliyoruz Erdemir tarafında. Şimdi ama yine bakarsak işte 120 dolarlar civarında bir ton başına Fabek rakamı bekliyoruz. İşte 8,2 civar milyon tonda bir satış üzerinden hareket ediyoruz. Şimdi bunların bu beklentilerle dahi biz çok yüksek bir yukarı potansiyeli göremiyoruz. Bunun ana sebebi öncelikle şirket işte 5-5,5 milyar dolar civarındaydı. Bunun üzerine 1,5 milyar borcu ekleyin. Net borcu 6-7 milyar eder. 200 milyon da işletme sermayesi. Aslında piyasa şu anda zaten global çelik sektörü içerisinde Erdemir'e özellikle yurt dışı müşterilerin diyelim ya da yatırımcıların teveccühüyle de aslında yeterince şu anda dayanıklı davranıyor ki ArcelorMittal hisse satışlarına rağmen. Şimdi bu ikisini birbirinden karıştırmamak lazım. Yani işler iyiye doğru gidecek ama değerlemelere baktığınızda birçok değerlemeyi de olumlu görüşü de açıkçası içerisinde içeriyor. Yani bu önümüzdeki beklenti hatta Çin'deki HRC fiyatlarının durumuna bakarsak da 545 civarında bir rakam. Bunlar Mayıs kontratları. Orada büyük bir hareket olmadığı sürece ne var derseniz 545'lerde o da bizim buradaki fiyatların da çok fazla yükselemeyeceğini işaretliyor. Türkiye'deki 690 dolar civarında bir fiyat var. Ha, bu fiyatlar böyle giderken maliyetlerin de düşmüş olması cevherde, enerjide bunlar tabii destekleyici unsurlar ama yine altını çiziyorum. Erdemir çok yoğun bir yatırım süreci içerisinde hala devam ediyor. Bu yılda yoğun talep yatırım olacak ve bu dönem içerisinde dengelere baktığın zaman riskler biraz daha hala bu değerleme seviyesinde ağır basıyor. Ama mesela atıyorum tamamen afaki konuşuyorum. 4 milyar dolar civarındayken bu riski daha kolay alırsınız. Ama 5 milyarın üzerinde bu riskin biraz daha ön plana çıktığını söyleyebiliriz. Bu neden tekrarlıyorum? Özellikle son dönemde çok kafa karışıklığı olmaması adına bir daha bizim ne düşündüğümüzü paylaşmak adına. Burada şuraya bağlayabilirim. Ne olacak da biz daha iyimser olabiliriz? Ya da işte diyorum ya bu bir anda olan bir şey değil, bir dönüşüm süreci oluyor. İki faktör olabilir. Bir, Çin kaynaklı ciddi bir dünyada büyüme olması lazım. İkincisi, Türkiye'nin anti-dumping soruşturmaları sonucu özellikle HRC, yassı çelik tarafının korunması. Bu iki konudaki gelişmeler önümüzdeki dönem bakışımızı etkileyecek faktörler. Bunu söyleyebilirim. Tabii enerji maliyeti bunları falan ana şey olarak saymıyorum. Tabii ki Türkiye'deki talep de. Bu arada geçen yıl Türkiye'de talep yüksekti. Ama üretim deprem dolayısıyla ne yazık ki düşük kaldı. Bununla birlikte bir şekilde biz şunu yaşadık. İthalat ikamesi arttı. Burada da yine altını çizelim. Çin özellikle çok agresif olarak Türkiye'ye de ürün sattı. Yani Türkiye'nin zaten Asya'dan alırdı ama daha fazla alışı da söz konusu oldu. Bu senenin konusu bir Çin ki büyüme beklenmiyor şu an itibariyle. Bu yıl için oradaki iç talepte üretimi arttırırsa bunu içeriye satamazsa nereye satacak soru işareti. Bu Mayıs kontratlarında da bunu gösteriyor. İkinci konuda yine bu dünyanın diğer bölgelerinde nasıl global aktivite başlayacak? İşte faiz indirimleri başlayacak mı? Sanki yılın ikinci yarısında bunu resmini alacağız. Bu anti-dumping olayı ise bu yılın içinde bir noktada olacak ama çok yakın mı şey mi ama bir yıllık perspektifte bu yılın bir noktasında onunla ilgili bir aksiyon göreceğiz. Bu aksiyona da tabii ki genel fiyatların etkisi şey olabilir, önemli olabilir. Şimdi bir tane konuya geleyim. Bunlardan ayrı olarak Çin yeni yılı başladı.
Çin yeni yılıyla başladı birlikte stokların hala demir çelik stoklarının yüksek olduğunu görüyoruz. Takip ettiğimiz bazı kaynaklar var, ücretli üyeliğimiz olan. Oralardan takip ettiğimizde stokların hala yüksek olduğunu görürüz. Şimdi bu kadar şeyden sonra bir tane iyi haber olma olasılığı olan bir konudan bahsedeyim. Hem bu dünya ile ilgili olarak hem de çelik sektörü içinde olma olasılığı. Tabii ki bu da Çin'den gelecek önemli haberler. Çin'de her ayı yılın Mayıs ayında ilk haftası diyelim 4 Mayıs haftası işte yaklaşık olarak 2 gün sürecek toplantılar oluyor. Çin'in en yüksek seviyesinde. Yani burada bir şey gibi düşünün. Komünist Partisi var Çin'de. Bunun bir kongre tarafı var. Hükümetleri temsil edenler işte başkanın falan da olduğu. Öte yandan da politik danışmaları yani ekonomiyle ilgili gelişmeleri falan danıştıkları bir kurul var. Bunlar hepsi birlikte bir araya geliyorlar ve önemli konulardan bahsediyorlar. Yani 2024'te ne olacak? Yani geçen yıl 5,3 büyümesi oldu. 5 civarında büyüme. İşte 2024 yılında ne beklenecek? Şu ana kadarki beklenti yine 5,4'ler civarında. Bir şey bekliyorlar. Ama buradaki önemini söyleyeyim. Bu Çin'in özellikle pandemi sonrası üretimde iç tüketimi canlandırmada falan bazı sıkıntılar yaşadığını gördük ve normalde çok hareket ederdi. Şimdi o hareketi henüz görmüyoruz. O nedenle yine altını çiziyorum. Bu toplantı önemli. Ne önemli? Özellikle birincisi verecekleri mesajlar, dünyaya verecekleri mesajlar. İkincisi bu mesajlara piyasalar ne kadar reaksiyon verecek? O nedenle bunu önümüzdeki haftanın önemli konusu olarak bir altını çizeyim. Çok fazla gündemde görmezsiniz ama olduktan sonra fark ettiğiniz. Toparlayacak olursak bu sene dünya içinde Çin'in olayı bu önemli. Erdemir tarafında da öyle şey. Sadece Erdemir'in şu noktada da hala bizim istediğimiz cazibe noktalarda olmadığını bir de dünya global şeye olarak ifade etme ihtiyacı duydum. Ama yine dediğim gibi piyasa çok iştahlı, ekstra iştahı var bir şeyler şey yapmak için. Bunu destekleyecek gelişmeleri görmüyoruz. Ama bizim görmememiz olmuyor anlamına gelmez. Ama biz bu noktada zaten böyle bir değişim görürsek de öyle ya da böyle işaretini veriyor oluruz. Gelelim bizim piyasamızdaki duruma. En son yine işte sentiment tarafına bakarsak son 2-3 günde endeksteki hareket de bakarsanız 9.300'den 9.000'lere geldi. Ama sentiment endeksi bir anda 9'lardan 3'lere geldi. Yani bir anda bu kadar böyle 3 günde büyük hareketlerin yaşandığı olay oluyor. Bu da zaten yabancı katılımın olmadığı piyasalarda, daha sığ piyasalarda, yüksek işlem hacmi olsa da çok böyle garip hareketlerden kaynaklandığını söyleyebiliriz. Ama sentiment şunu söylüyor. Yani öyle mekanik var ama bu aynı sentiment tabii ki bir dediğim gibi bizim dünkü piyasada yaşadıklarımızı yansıtıyor. Bunu gözden kaçırmamak lazım. Bunları şey yapıyor. Risk iştahının düşük olduğunu gösteriyor. Ve tabii burada yine özellikle vadeli piyasalardaki vade sonu olması da bu konuda etkili. Onu da ifade edelim. Gelelim sentiment değeri yüksek hisseler hangileri? Ford Otosan görüyoruz. Ford Otosan açıklayacaktı sonuçlarını ama sanırım ileri bir tarihe ötelediler. Bakıyorum yine dikkat çekiyor. Pegasus'un bedelsizi var dikkat çekiyor. Pegasus burada dikkat çekenler. Aselsan, Emlak, Alarko, Sahol en beğendiğimiz hisselerde dikkat çeken Alarko temel olarak beğenmiyoruz. Fakat orada da en son öngörüler açıklanan öngörüler sonrası ilgiyle ilgili bir hareket olabilir. Arçelik tarafı enflasyon muhasebesi öncesi rakamlarında çok böyle iç açıcı bir durum olmayacaktır ama enflasyon muhasebesi değerlemelerden dolayı
zaman zaman iyi beklentiler oluşuyor olabilir. Bunu ifade edelim. Kocaer yine dikkate çekiyor sentiment değeri, fakat biz açıkçası şunu söyleyelim. Kesinlikle iyi bir şirket, katma değerli ürün üreten bir şirket, fakat değerlemeyi düşündüğümüz zaman açıkçası buralardaki hisse hareketlerinin çok şey olmasını, sağlıklı noktalarda değil. Hisse yükseliyor olabilir ama temellerle en azından temel olarak desteklemenin kolay olmadığını, zor olduğunu da söyleyebiliriz. Dikkat çeken hisselerde şey görüyoruz. Yine Eczacıbaşı İlaç, Otokar, Tekfen, Aksa Enerji dikkat çekiyoruz. Biz burada en beğendiğimiz hisselerde de Ereğli yine dikkat çekiyor, ama dediğim gibi orada trade edilebilir. Yani bakın, dünkü alan satanlar o kadar ne oldu? O kadar al satlar oluyor. Olabilecek bunlar. Önümüzdeki hafta işte Çin olayı da alıp satılabilir zaman zaman. Bunlar olacak, ama biz temel konuları, ana ratayı şey yapmakta ihtiyaç duyuyoruz. Hep de yine dediğim gibi karşılaştırırken dünyadaki çelik şirketleriyle de karşılaştırıp iç dış koşulların hepsini birlikte şey yapıp aslında elimizi taşın altına koyuyoruz. Ama bunu bilerek de al sat yapmak daha da makul olabilir. Şu anda mesela liste şey bu sentimente görünmüyor şeyler, ama mesela biz temel baktığımda ben mesela perakendelerde hep uzun süredir şokun altını çiziyorum. Hala da ısrarla çiziyorum. Neden çiziyorum? Çünkü önümüzdeki dönemde enflasyon olsun olmasın bir değişim sürecinde olan şirketler ve belli dönemlerde tabii bazen anlayamıyoruz bu kadar niye baskı olur, işte kim alır kim satıyor. Ama ben onu daha önce şeyde de gördüğümüzü hatırlıyorum. İşte BİM'de de 60 TL'yken gördük. İşte Migros'ta 18'deyken ben yine şu şoku özellikle altını çiziyorum. İşte Ülker'de dün bir düşüş oldu. Ben onu da temel bir şeye bağlayamıyorum açıkçası. O yüzden de bizim negatif düşünmediğimiz hisselerde aynı görüşümüzü devam ettirdiğimizi ifade etmek daha doğru olacak. Bu hareketler içerisinde yine unutmayalım ki günlük hareketler şeyleri, piyasayı çok yoruyor. Algılarına şey yapıyor. Mesela dün bir bakıyorsun düşüyor, ama bugün bir bakacağız yükseliyor. Yani bu dengelerin artık çok böyle yatırımcı psikolojisi değil ya, alsatçı psikolojisiyle ilgili bir dönemden geçtiğimizi. O yüzden zaman zaman geri yaslanıp temel değerlere odaklanıp ya ben bu parayı en iyi nasıl değerlendiririm şeklinde bakmakta fayda var. Biraz uzun tuttum benim taraf, ama özellikle işte bu Çin tarafıyla satar aralarında piyasada çok konuşulmayan ama global açıdan da önemli olan bir konudan bahsetmek istedim. Bütün dünya olayı yine Avrupa Çin dengesi üzerinde olacak ki Çin'in tabii ki iç talebini de kuvvetlendirmesi lazım. Bu temalarda önümüzdeki dönemde bizim yönümüzü de özellikle büyük resim içerisinde belirleyici olacaktır. Benim de söyleyeceklerim bu şekilde. Bu kayıtta yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.